Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmet etili özür görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Xi Jinping vekillerinin ayal padişahının meydini ziyaret kılıç talebi ret kılındı. Angliya ayal padişahı Elizabeth II'nin defne merasimi dünyanın her kaysi caylarından gelgen nurgun yukur derecelik devlet rehberlerinin katnışı aslında tarihi Westminster Abbey Çirkavı'da 19. sentyabr ötküzüldü. Defne merasimi tahminen 2000 alahidi mihmanın katnışı bilen ötküzülgen bulup Amerika Prezidenti Joe Biden ve ayali Jill Biden, Fransiya Prezidenti Macron, Avustralya Başministeri Anthony Albanese, Kanada Başministeri Justin Trudeau, Polşa Başministeri Mateusz Morawiecki, İtalya Prezidenti Sergio Mattarella, Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, İrlandiya Prezidenti Michel Higgins, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ve ayali Olena Zelenski kadarlık 500'ye yakın dünya rehberi hem de başka yukur derecelik rehberler uğruna aldı. Angliya Başvaziri Liz Truss murasimde kısa söz kıldı. Ve Westminster Abbey Çirkavı'daki murasimden kin devlet miqyasıda 2 minut sükutu turuldu. Arkadan cinaza Hyde bağıçısının kiriş kısmındaki Wellington Arıçka apırıldı. Ve arkadan defne kılındığan Windsor'a apırıldı. Ama bu kıtımkı murasimde en dikkat kozduğun nokta Angliya ayal padişahı Elizabeth II'nin defne murasimine katınış üçün Angliya'ya gelgen Xitay vekiller ömekinin Angliya parlament binası içindeki Westminster zalide körgezme kılınan ayal padişahının meydini ziyaret kılış ve hatırı defterge imza koyuş talebi ret kılınan. Politico'nun haber kılışça Avam Palatası'nın başlığı Lindsey Hoyle parlament azalarına Xitay emeldarlarının meyit sandukunu ziyaret kılış talebini ret kılganlığını etkan. Bunundaki sebep olsa Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da Uyghurlarını kırgın kılvatkallıkını ayıplayan bazı Angliya parlament azalarını ceza tizimindeki kirgüzgarlıkı bulup, Angliya parlamentinin ikki reisi Xitay'nın London baş elçisi Jiang Zeguang'ın Angliya parlament binasına kirişini çekilgen idi. Aslında murasimga Xitay reisi Xi Jinping taklif kılıngan bulup, o Xitay'ı vakaleten muavin prezident seviyesinde diplomatik vekiller ömekinin defne murasimga katnışıdı kallıkını ilan kılgan idi. Defne murasimdeki kaidi boyunca çet el vekiller ömeki aldı bilen ayal padişahının meyit sandığı caylaşkan parlament binasıdaki Westminster zalini ziyaret kılıdı. Andın Westminster Çong Çirkavı'daki murasimga katnışıdı. Xitay vekiller ömekinin ayal padişah Elizabeth II'nin meyit sandığını ziyaret kılışıgı ruhsat kılınmağalıqı hakkıda BBC ilişkin uçurlarına karıganda Avam Palatası'nın başlığı Lindsey Hoyle Xitay'nın Uyghurlar meselesi sebeplik 7 Angliya parlament azasıgı yürgüzgen cezası sebebidin Xitay vekiller ömekinin ziyaretini çekilgen. Küzetküçüler Xi Jinping'in vekillerinin dünya rehberleri katnaşkan bir murasimde bu şekilde ret kılışkı uçuruşu emiliyette Xitay ve onun reisi Xi Jinping'a kılıngan hakaret işkerlikini ama Xitay'nın bununla levini çileştin başka çaresi yokluğunu bildirişmekte. Angliya'nın en uzun tahtı oldurgan hükümdarı ayal padişah Elizabeth II 8. sentyabr Balmoral kalesi'de 96 yaşında vefat bolgan idi. Rusya Bihaterlik Hadimi Nikolay Xitay ziyaretine başladı. Rusya Bihaterlik Kengişi'nin katibi yakşembe günü 2 günlük Xitay ziyaretine başladı. Amerika Avazı'nın 18. sentyabr'daki haberde bildirilmişçe Rusya Bihaterlik Kengişi'nin katibi Nikolay Patrushev yakşembe gününden başlayıp 2 günlük Xitay ziyaretine başlayan bulup bu ceryanda Xitay daireleri bilen Bihaterlik meselesi hakkında kengiş kılıdıkken. Xitay Taşkı İşler Ministerliği yakşembe günü organ torunda ilan kılgan bayanatıda ziyaret ceryanında Xitay daireleri Nikolay Patrushev bilen 17. nöbetlik Xitay-Rusya Stratejilik Bihaterlik Kengişi ve Xitay-Rusya Kanun icra kılış ve Bihaterlik Hemkarlık Mekanizminin 7. kıtımlık yığınını açıdıkken. Bildirilişçe Xi Jinping bilen Rusya Prezidenti Vladimir Putin peyşembe günü Özbekistan'da 100 turanı sökbet ötküzgen bulup, bu ularının Ukrayna'da uruş partılığandın bayanqı tüncü qıtımlıq 100 turanı uçuruş çekken. Moskova növetli soğuk münasifetler uruşudun bayanqı garip bilen bolgan en çoğun trik şaliti kekirgen. Rusya'nın Ukrayna'a tecavüz kılışı netçi 10 min adamının ölüşünü keltürüp çıkargan hem de dünya iqtisadını çeksiz kasatçılıkı yüzlendirgen. Aşlık, yemeklik ve energiyanın bahası şiddet bilen örülgen.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Rossiya navbatda har sohada hamkorlik o'rnatgan bo'lib, bu hamkorlikning asosliq turtkilik omili Ukraina urushi ekan. Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik harakatini ayiblamagan, shundoqli uni tajovuzchilik deb atamagan bo'lib, bu Rossiyaning kutgunidek ish bo'lgan. Rossiya bu urushni favqulodda harbiy harakat deb atab kelmoqda. Lager shahidlari ochliq e'lon qilish namoyishi boshlandi. Xitoyning jazo lagerlaridagi vahshiy jinoyatlarni dunyo jamoatiga oshkorlab, Xitoyni ig'ir sarosimiga solgan va navbatda Amerikada yashayotgan qahramon lager shahidlaridan Tursunay Ziyovuddin, Zumrat Davud va Gulzira Avulqon qatorli xonimlar Xitoy rejimining atalmish virus yuqumini nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqini qamal qilib, och qo'yib qirg'in qilish jinoyatlariga qarshi ochliq e'lon qilish namoyishi boshlandi. Mazkur ochliq e'lon qilish namoyishi 19-sentabr Amerika poytaxti Washingtondagi Oqsaroy oldida boshlangan bo'lib, namoyishni Amerika Uyg'ur birlashmasi tashkillagan va birlashmaning raisi Alfidar Abdikim Iltabir xonim va dadasi lagerga solangan Dilyor Sayfulla apandimo lager shohidlariga hamroh bo'lib namoyishga ishtirok qilgan. Igilishimizga ochliq e'lon qilish namoyishining maqsadi Xitoyning navbatdagi Sharq Turkistonning Xulja, Urumchi, Turpan, Korlu qatarlıq şəhərlərdə atılmış virus yuqumunu nölgü çürüş bahanısı bilən icra qılıvatqan, aç qoyub qırğın qılış, atılmış dezinfeksiya qılış namıdı zəhərləş qatarlıq cinayetlərgə qarşı işbadı bildirib, Xitayının qırğıncılıq qılmışını Amerika və Xalqaradı kündərtiki kəltürüşü arqılıq, Amerika və Birləşkən Dövlətə Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komitəti oturuğa çıxıb, Uyğurlar haqqıda qarar lahisi sunuşqı vədi bərgəngə qədər davamlaşdırışını pilallıqan. Ochliq e'lon qilish namoyishi 5 kungacha davom qiladigan bo'lib, bu jarayonda faqat suv ichib tamoq yemaydi ekan va kech kunduz Oqsaroy oldida sukutda turadi ekan. Yuqum vaziyati yiniklagan bo'lsa-mu, Xitoy qamalni bo'shatmagan. Xitoy virus yuqumining ilgirikiga qaraganda ozlig'anligini xabar qilgan bo'lsa-mu, biroq qamalni bo'shatmagan bo'lib, dehqonlarning etizdagi qonoqlari o'g'irlangan. Sharq Turkistonda 19-sentabr bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanguchidan 12-si bayqalgan bo'lib, bularning hammasi kasallik alomati ko'rilmagan bemorlar ekan. Xitoy rejimi yuqum bahonasi bilan xalqqa qaratgan bostirish va nazoratni texnik kuchaytirgan bo'lib, ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda oilasiga qamalgan dehqonlarning etizdagi qonoqlarining o'g'irlanganligi oshkorlangan. Xitoy xabar manbalaridan ma'lum bo'lishicha, 19-sentabr kechasida Sharq Turkistondagi virusdan mudofiyalanish va oldini olish tarmoqlari axborot e'lon qilish yig'ini ochib, shu joy vaqti soat 0:24 Sharq Turkistonda kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanguchidan 12 kishining yangidan ko'payganligini, mazkur yangidan ko'paygan yuqumlanguchilar ayrim-ayrim holda Urumchida 2, Eli oblastida 6, Tarbag'atay viloyatida 1, Korlida 3 ekanligini bildirgan. İctimai uçur vasıları tarqalgan sıllarda məlum buluşca, qorcaq əməldarlar Şərqi Türkistanın hər qaysi caylarını insan qalibidin çıqqan usullar bilən qamal qılgan bulub, 30 sekundluq sında bir dehqan etizdiki 5-i yox şeyh qalgan qonaqlarını körüstüb, həsrət çəkkən halda, bizni öydən çıxışqı ruxsat qılmay, ya ki kənətdikilər obdan qaramay, qonaqlarımızni keçidi uğurlabdu mana, bizgi quruq şeyh qapdu, həmmə tərəbdən uğurlabdu digən. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining navbatda Uyg'ur dehqonlari dal mol husul oladigan paytda hamma yerni qamal qilishi, bozorlardagi sanoqsiz ko'ktat meva-chevalarning sesib tugishi, uylarga andasanda yetkazib berilayotgan yemakliklarning ziyoda qimmat bo'lishi, yana bir tarafdan meva-cheva, ko'ktat va boshqa yemakliklarning vayron qilinishi, dehqonlarning qonoqlarining birilari tarafidan o'g'irlanishi qatorliklardan amaliyotda Xitoyning asli maqsadining virus mudofiyasi emas, balki Sharq Turkiston xalqini moddiy va ma'naviy jihatdan texmo ilgirligan holda namratlashtirib, o'ziga muhtoj qilish ekanligini bildirishmoqda. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasida tinchlik kelishimi imzolandi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvdan keyin ikki davlatning davlat bexatarlik organlari boshliqlari tinchlik kelishimi imzoladi. Turkiya Avazi Radiosi xabarda bildirilishicha, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik komiteti raisi Qamchibek Tasiyev bilan Tojikiston davlat bexatarlik komiteti raisi Saymomin Yatimov Tojikistonda ko'rishib, 16-sentabr shu joy vaqti soat 16 da e'lon qilingan urush to'xtatish kelishimining ruhiga asosan har ikki tarafning harbiy qismlarini chekindirib, vaziyatni muqimlashtirish to'g'risida kelishim imzolanganligi bildirildi.
uçuruşta Taşiyev'nin tokunuş çariyanda Tacikistan tarafından esirge elivelinigan 4 nöper Kırgızistan askerinin kuyup birleşige kapaletli kılgallıkı kayıt kılındı. İki devlet çigra müdafiye kısımları cümle günü etigende öz ara tokunuşkan tokunuşta her iki taraf iğir talapetki uçurgan idi. Kırgızistan Taşkı İşler Ministerliği 18. sentabr yazın bayanatı ilan kılıp, Tacikistan'ın insaniyetki karşı kılgan hareketler neticesi de Kırgızistan-Tacikistan çigrası da 59 Kırgızistan puhrasının cendin ayrılganlıkını, 140 kişinin yarlanganlıkını, tahminen 140 min kişinin tarkaklaştırılganlıkını ve rayonda zor iktisadi ziyanın körülgenlikini bildirgen idi. Tacikistan 18. sentabr tokunuşta 35 adamının ölgenlikini bildirgen idi. Ama Tacikistan'ın kançılık puhrasının tokunuş rayonundan tarkaklaştırılganlıkı malum emez. Erdoğan, biz şarkının mı, garıbının mı emez, belki dünyanın bir parçası, dedi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, BDT'nin 77. nöbetlik umumi kengeş yığınına iştirak kılış üçün bargan, Amerika'nın New York şehirde Amerika'nın PBS kanalının mahsus söhbet programmasına çıkıp, taşkı siyasetke münasifetlik suallarına cevap verdi. Prezident Erdoğan, sizden Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı kiriş niyetiniz var. Bu teşkilatlar Rusya, Xitay ve İran var. Bu nişani ve kımmet karışı Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı NATO'ya uxşamaydıgan bir teşkilat. Siz devletinizden şarkının bir parçası buluşunu halamsız ya ki garipnin mu diyen sualga cevap verip, biz şarkının mu, garipnin mu emez, belki dünyanın bir parçası. Biz üçün etkanda devletimizden coğrafiyelik ornunun köp kısmı şarkı tabi bulup, garipki tabi kısmı ayrım. Avrupa İttifakı 52 yıldan bu yan bizni pepelep gelmekte. Halbuki biz NATO'ya aza devletimiz. NATO'nun azası tursak mı, NATO'daki devletler mi, Avrupa İttifakı'ya azalık mesafesi de bizni kuldurlatmakta. Şundakken, halep halimay periklik çıkış yollarını izleşki mecbur bulmaktımız. Avrupa İttifakı 52 yıl boyunca bizni tutup dursun, özüge yıkıllaştırmasın, arkadan turup, nemişki onun bilen körüştü, nemişki bunun bilen körüştü diyorsun. Men körüşümen. Bu uçuruşlarını ötküzgellikimiz üçün Avrupa İttifakı'ya hesap vermeyimiz. Biz dünyanın barlıq devletleri bilen körüşümüz. Men Xi Jinping bilen mu, Putin bilen mu, Modi bilen mu körüşümen. Men barlıq devletleri bilen körüşümen. Çünkü hemimiz bu dünyanın bir kısmı. Biz Avrupa İttifakı'ya aza devletleri bilen körüşsek, hiç kim bizden nemişki ular bilen körüştünler deyip sorap bakmadı, dedi. Samarqandda Xitay, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l hamkorlik kelishimi imzolandi. O'zbekistonning Samarqand shahrida Xitay, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi turining Qirg'iziston bo'ligiga munosabatlik hamkorlik kelishimi imzolandi. Qirg'iziston prezidentlik mahkamasi axborot markazi bayonot e'lon qilib, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar boshliqlari yig'iniga sohib xalla qilgan O'zbekistonning Samarqand shahrida Xitay, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi turining Kırgızistan zeminindeki bölge hakkında hemkarlık ornutuş kilişimi imzalanğanlıkını uxturdu. Bayanata kilişimden Kırgızistan Katnaş ve Alaqı İşler Ministeri Erkinbek Osayev, Özbekistan Katnaş Ministeri İlham Mahamov ve Xitay Terakiyat ve İslahat İşleri Komiteti Reisi Xilifin tarafından imzalanğanlıkı bildirildi. Kilişimden en keçikkendimi 2023 yılı 1. iyonuğuca Xitay Kırgızistan Özbekistan Tümür Yolu Kuruluşu'nun Torogard, Arpa, Makmal, Jalalabad liniyesinin tamamlanışını mezmun kılıdığanlığı kayıt kılındı. İgilinişçe, Xitay, Kırgızistan, Özbekistan tümür yol türü arkalık, Uttur Asya'nın şarkı canıb, Gharbi Asya ve Uttur Şarık pazarlarına kirişigi kapaletli kılış nişan kılınmaktayken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şunakla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.